Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine birbirinden değerli konuklarım ve önemli konularla sizlerle birlikte olmaya çaba sarf ediyoruz efendim. Şimdiki konuğum ise Denizli Tekstil ve Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Sayın Tülay Pay Hanım'la birlikte biraz tekstili konuşacağız, tasarımı konuşacağız, modayı konuşacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sedat nasılsınız? Çok teşekkürler. Pandemi döneminden çıktık. Biraz daha rahatız. İnşallah daha iyi olur. Sağlıklı günler diliyorum bütün izleyenlere şu saat itibariyle. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Geldiniz efendim. Öncelikle izleyicilerimiz. Buyurun. Tülay Pay kimdir? Bir anlatır mısınız efendim? Tanıtır mısınız? Tülay Pay, ben baskı desenatörüyüm, tasarımcıyım, moda tasarımcısıyım aynı zamanda. 18 yıldır yaklaşık da bu işte meşgulüm. Daha sonra son 6 yıl önce dernek kuralım düşüncesiyle yola çıktık ve bir tekstil ve moda tasarımcıları derneğini kurduk birlikte arkadaşlarımızla. Tasarımda ülkemizde eksiklik var. Bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor düşüncesindeyim. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitimler vermekteyiz. Tünel Bay bu şekilde çalışıyor, devam ediyor. Şimdi Denizli tekstil sanayisi yine gündemde. Evet, her zaman evet, da Denizli gündemde olmaya devam ediyor. Aynen. Biraz aynen. Tekstil anlatır mısınız izleyicilerimize? Yani siz aslında tekstilin içindesiniz. Evet. Tasarım. Tasarım bölümündeyim. Çıkıyor. Evet. Ama tasarım size çıkıyor. Moda size çıkıyor. Biraz anlatın hocam, tekstil nasıl sizin başladığınız dönemle şimdiki dönemle kıyaslayacak olursanız buyurun efendim. Farklı tabii, başladığımız dönemde tasarım azdı. Tasarım yapan arkadaşlarımız da azdı. İlk önce elde çizimle başladık. Sonra bilgisayar programı öğrenerek daha hızlı tasarım yapmaya başladık. Daha hızlı tasarım yaptığımızda daha değişik ürünler çıkmaya başladı. Tabii kullanılan makine ekipman değişti, dijitalleşme, yeni makinaların olması ve bugüne kadar geldik. Şu anda dijital makinaların altın çağını yaşıyoruz. O makinedeki desenlerin yapılması, kullanımı aşaması. Moda hem de ev tekstilinde değerli. Yani ilerleme oldu mu? Tabii ki uzun zaman dilimi oldu. Bayağı iyi bir yerdeyiz diyebilirim. Ama yine de eksik yönlerimiz var. Tabii ki biraz tasarım konuşalım. Tasarımcılık mı diyelim artık, tasarım mesleği mi diyelim? Tasarım mesleğini biraz anlatır mısınız? Evet, moda tasarımcılığı, desen tasarımcılığı, moda tasarımcılığı dediğimiz zaman zaten adından da belli, moda konusunda giyim üzerine giysi tasarlama anlamında kullanılıyor. Tekstil zaten çok geniş bir havuz. Yani burada ev tekstiliyle modayı çok ayrı tutmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Trendler üzerinde duruyoruz. Dediğim gibi moda tasarımcılığı, ev tekstili tasarımcılığı, designer, bunlar olmazsa olmazı, katma değeri yüksek ürün üretmek. Çünkü herkesin düşüncesi ayrı, kapasiteyi bilerek çalışmak önemli. Deseni bilmek değil de, yani operatör olarak çalışmak değil, bilinçli bir çalışma isteğimiz dernekçe. Daha bilinçli çalışanların çoğalması amacındayız. Bu amacı gerçekleştirmeye çalışıyoruz dernekçe. Moda geniş anlamıyla geçici, toplum hayatında geçici yeniliği ifade eder. Yenilik. Sürekli ne isteniyor bizden? Yenilik isteniyor. Moda olsun, ev tekstili olsun fark etmiyor. Diğer alanlarda da, yalnızca bu alanda değil. Yenilik pandemiden sonra daha da arttı. Daha da ihtiyaç olacak. İnsan, iyi insan trendde, 2022 trendlerinde iyi insan diye bir
bilgi koymuşlar oraya. Neden? İnsanın önemli olduğunu daha vurguluyor. Daha bireysel çalışmalar isteyen durumlara geleceğiz diye düşünüyorum. Tasarımın açıkçası özetle tasarımın daha da önemli olduğu zamana yaklaşıyoruz. Şimdi siz tasarım yapacaksınız. Ne yıla göre mi yapıyorsunuz? Veya neye göre yapıyorsunuz? Hayal üretiyorsunuz. Hayalinizi tabii ki. Mutlaka. Hayallerle yola çıkarak bir tasarım üretmeye çalışıyorsunuz ve o ürettiğiniz tasarım da marka değeri kazanıyor. Kazanıyor. Evet, doğru mu? Aynen. Tabii ki marka değeri kazanabiliyor. Ama tasarıma başlamadan önce neyi hayal ediyorsunuz? Yani yılı mı? Toplumu mu? Havayı mı? Aynen. Neyi öngörüyle beraber tasarıma başlıyorsunuz? Tasarımcı ilk önce araştırma yapar. Toplumun yaşantı şekli, dünyanın durumunu, o bilgileri toplar. Tesadüfi değildir. Tasarım tesadüfi yapılmaz. Hayal kurabilirsiniz ama hayalden önce bilgiye ihtiyacımız olduğunu ben savunuyorum. Önce bilgiye ihtiyacımız var. O bilgiyi nasıl sağlıyoruz? Tabii ki dünyada trendlerin takibi. Trendlerin takibini öncelikle bilmemiz gerekiyor ki ileride neler moda olacak, neler yaşanacak, ona göre bir hazırlık süreci başlar. Önce bir taslak dediğimiz zaten tasarlama bir taslak. Daha sonra firmaların durumuna göre, kumaşa göre değişir. Bu birçok gözlem yapması gerekir tasarımcının. İyi araştırması gerekir. Öğrenmeyi öğrenmesi gerekir. Kendini yenilemesi gerekir düşüncesindeyiz. Mutlaka kendini yenilemedikten sonra yeni bir şeylerin ortaya çıkmasını beklemek de hoş olmaz diye düşünüyorum. Siz Ternek çatısı altında evet. Yani mesleki eğitimleri de yakinen takip etmek zorundasınız. Aynen. Çünkü sizden sonraki gelecek kuşak mesleki eğitimlerde bir nebze de olsa sizin sizi anlatacak, sizi yaşayacak, yaşatacak diyebiliriz. Mesleki eğitim liselerinde moda tasarımcılığının durumu ne şu an için? Ona nasıl cevap versem? Yani öğrenciniz var mı? Öğrenciler var mı? Veya moda tasarımını, tekstil tasarım, tekstil ve moda tasarımında öğrenciler evet zor bu bölümü soru. Seçmemiz gerekiyor. Diyorlar. Çok bakın şöyle bir durum var. İsteyen çok öğrenci vardır. Okula giden öğrenciler vardır. Belki bazılarını bizim şu ana kadar gördüğümüz bazıları bölümü lise çıkışlı olması dolayısıyla okuyor. Başka bölüm istediği halde. Modayı sevmediği halde. Moda tasarımcılığını. Bazıları evet çok seviyor fakat o bölüme gitmemiş. Yani bunun çözümü şu anda çok zor. Ama gençlerin çoğu istekli. Fakat parayı nasıl kazanırım peşinde. Diyor ki ben moda tasarımcılığından ne olur, ne yapabilirim? Halbuki şöyle düşünce olsa, eğer çok gerçekten bu alanda çalışabileceğine özgüveni varsa, çalışırım, isterim diyen de insanlara eğitim veriyoruz. Öğrenmesi gerekiyor. Basit bir olay değil, basit bir iş değil. Yıllar alan bir meslek. Yani ben bugün işte üniversiteyi bitirdim, moda tasarımcısı oldum. Böyle bir şey yok. Hani üzerine daha yeni bilgiler konarak her alanında çalışmayı desteklemek gerekiyor. Moda tasarımcıyım, ben stilist olmak istiyorum. Ha, yalnızca stilist olamazsınız. Aynı zamanda modelist de olmanız gerekiyor. Aynı zamanda atölye hayatında görmeniz gerekiyor. Çizimi, teknik çizimi, bunların hepsi birbiriyle ilgilidir. Kumaşı öğrenmeniz gerekiyor. Yani nasıl çizim yapacağınızı öğrenmek gerekiyor. Yalnızca bir program öğrenerek devam ederseniz de operatör olmuş olursunuz. Bilgisayar operatörlüğü olur bunun adı. Yani birlikte bir bütün olarak tasarımı düşünmemiz gerekiyor. Bütününü görmek gerekiyor. Yani illa böyle şu oldu, ben tasarımcıyım, bu oldu, ben tasarımcıyım. Tek bir çatı altında toplayamıyoruz. Tekstil çok geniş, çok geniş bir alan. Ve Denizli dendiğinde de tekstil akla geliyor. Ve bizim daha çok çalışmamız gerektiğini
düşüncesindeyim diyebilirim. Yani var öğrenciler ama herkes aynı düşüncede değil. Değil yani. Değil. Ben moda tasarımcısı veya tekstil tasarımcısı olacağım, ne olacak? İşte kısa yoldan para kazanma mı oluyor bu yoksa nasıl? Nasıl diyeyim? Şöyle anlatayım. Eğer bakın bizler ne deriz? Yerel olarak elinde bir kolunda bir bilezik olsun deriz. Altın bilezik olsun. Altın bilezik olsun. Evet, aynen. Orada hiç olmazsa okula gitti, o bilgiyi aldı, atölyede çalıştı, hepsini yaptı. Hiç yapamadı. Günün birinde 18 yaşında, 22 yaşında mezun oldu. Liseden mezun olsun, üniversiteden mezun olsun. Ne yapar? Bir atölye açabilir küçük, çalışabilir, ekmeğini kazanabilir. Eğer iyi öğrenmişse, öyle değil mi? Bir iş yeri açabilir. Yani erkek ya da bayan fark etmez burada. Bugün özel dikim, yani terzilik ayrı, onu ayrı bir yere koyuyorum. Model makinacılığı ayrı, haute couture, özel giyim, tasarım mezunlarının çalışmış olduğu, atölyelerin artması, yani fason üretimi biliyorsunuz, Denizli daha çok fason üretiminde ama giyim sektörü de olsa, ev tekstil sektöründe de olsa özel bazı tasarımlarla, farklı mini atölyelerle bunları kazanç kapısı olabilir. Demek yani düşünürse. Çok bölüm var. Bölüm çok. Yani baktığınızda bölüm çok. Tasarımın bile kendi içerisinde. Kendi içerisinde ayrılır. Dekorasyon, ev tekstil tasarımının yanında döşemelik kumaşlar ayrılır onun içinde. Ev tekstil tasarımının içine perdeler girer. Yani düşünün artık hani hepsini saymayayım ama giyimde de öyle, giyimin alt kademelerinde de çocuk giyiminden tutun genç giyimi, işte yaşa göre, arz talep meselesine göre kimin ne beğeneceğini tahmin etmek bizim açımızdan çok önemli. Ona göre tasarım yapmak, toplumun gidişatını görmek, toplum yaşantısını dikkate almak, bunlar hepsi birer önemli çalışma diye düşünüyorum. Tekstil tasarımcılığının ilgilenilmesi, incelenmesi, ne durumda olduğu, ondan sonra tasarımcıların sorunları, sorunların giderilip giderilmediği, ne kadar maaş aldığı, öyle değil mi? Hani gerçekten tasarımcı olmak isteyenler var ama vazgeçebiliyor. Diyor ben çok istiyorum. Tamam ama nereden başlayacağım? Nereden başlayacak? Bir yerden başlayacak sonuçta. Biz de onun için dersler vermeye gayret gösteriyoruz. Derslerde anlatıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı belgeleri geçerli, onunla meslek sahibi olabilirler düşüncesindeyiz. Ve meslek sahibi olmaları için de uğraşıyoruz insanların. Eksik kalan yerleri tamamlayabiliyoruz dernekçe. Tabii ki çok iyi bilenler de var. Ama az bilip çalışmayı devam ettirenler var. Bu üzücü. Yani yarardan çok zararı oluyor sonuçta. Yarı bilmek konuyu, zarar da... Siz dernek olarak sanırım halk... Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nden, evet, ders alıyoruz. Ders alıyorsunuz, ders de alıyorlar. Buraya talepler nasıl efendim? Yani şimdi tamam, anladığım kadarıyla mesleki eğitim liselerine talepler az. Bize gelen az. Yani az yani. Moda tasarım. Bize, evet. Yani biz, ben tüm sektörel bazda tüm oda ve dernek başkanlarını konuk olarak aldığımda ilk sorduğum sorulardan bir tanesi benim bu. Yani sizin mesleğinizi öğrencilerin bakış açısı veya sizin mesleğinizde de ziyade öğrencilerin gerçekten o okulda kendisine altın bilezik, bilezik dediğimiz takıp evet ben meslek sahibi olmak istiyorum, yıllar sonra bu mesleği daha ileriye götürebileceğim düşüncesi var mı yok mu? Okullarda bu belli olduğundan dolayı tüm dernek oda başkanlarına bunları söylüyorum. Aslında ortaokulda, ilkokul nezdinde başlamalı diye düşünüyorum. Özellikle bu tür meslekler. Tabii ki. Çünkü ne kadar... eli yatkın olanlar var. Tabii, olmayanlar var. İşte olmadığı zaman direkt kısa yoldan o okula giriyor. Ama okumuş oluyor sadece. Okumuş oluyor. Evet. Halbuki aslında biraz daha ilerleteyim, ilgisi varsa bundan nasıl ben hayatım
geçim kaynağı yapabilirim, ne yapabilirim düşünürse o yolu bulabilir. Bizde gerçekten öğrenciler yok, okullardan gelen öğrenci yok. Biz aslında ben Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne yazı gönderiyorum dernek başkanı olarak firmalara iletilsin diye. Firmalarda yetişmek isteyen hani biraz belki bilgi azlığı vardır. Demiyorum ki bilmiyor. Yanlış anlaşılmasın buradan. Demiyorum ki bilmiyor. Belki bir araya geldiğimizde daha iyi sonuçlar verecek bir durum olabilir. Onu demek istiyorum. Yenilemek gerektiğini sürekli söylüyorum. İnsanların kendini yenilemesi gerektiğini. Gelsin isteriz ama yok öyle bir talep yok. Yani hani gençlerde şu anda çok eğer ilgiliyse kendisi çalışmaya uğraşıyor. Kendi başına. Yani kendi başına. Hani, teknik bilgi yok. Hayal dediniz ya hani konunun başında, programın açılışında. Hayal etmekle çok alakası yok. Bakın yani bu hayal etmek. Sevmek lazım evet ama tabii, profesyonel olarak da hayata... Profesyonel yapmak için bilgiye ihtiyacınız var. Yani bir tekniği var konunun. Tekniği bilmeniz gerekiyor önce. Hayal edin. Hayal etmeyin demiyoruz. Tasarlayın. Tabii ki biraz hayal gücü de gerekli. Ama bilgiyi alacaksınız, harmanlayacaksınız. Anlatmasında bile zorlanıyorum görüyorsunuz. Yani hani tasarım dediğimiz olgunun. Anlatması bile zor bir olgu. Tabii bunun farklı yönleri var. Farklı yönleri var. Hangisinden? Bugün başlasak hadi birinden başlayalım, anlatalım. Yani günler sürer. Günlerce anlatmak gerekir. Tek tek. Onun için hani kısa kısa bazı konuları geçiyorum. Bu yüzden sizin sorularınıza göre. Sorunlar yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Biraz daha fazla ilgi olmasını istiyoruz. Biraz daha ilgili olunsun. Daha teknik bilgilere devam edilsin. Teknik bilgiyi alsın. Ondan sonra hayal etsin, çalışsın, öğrensin. Bunları isteriz. Mesela biz izleyen velilerimiz vardır. Şimdi öğrenci velileri veya evet, öğrenciler kesin vardır. Daha doğrusu tasarım, moda tasarımcısı olacağım dediği zaman anne baba şu şekilde yani hayırdır nereden çıktı veya aynen, tekstil tasarımcısı olacağım. Aynen. O tasarımcı olacağına git dokumacı ol atıyorum mesela. Mesela bunları iyi anlatamadığınızdan mı veya anlatılmadığından kaynaklı mı bu tür velilerin çocuklara yaklaşımı bu şekilde? Tabii ki kaynaklı çünkü benim ailem de aynı şekilde yaklaştı ilk önce. Yani çocukluktan beri ben sürekli her şeyi boyayıp dikip işte uğraşan bir insanım. 17-18 yaşlarında döpiyes dikerim. Sülalemin hacıya gidenlere hacı elbisesi mutlaka işte rahat olsun bayanlara. Dayılarıma giysi dikerim. 18 yaşındaydım. Ha, bunu meslek edinmek ister miyim? Seviyorum. İsterim. Ben de öyleydim ama ailem izin vermedi. Yani işte sen terzi mi olacaksın, okumak istiyorsun, moda tasarımı istiyorum. Olmadı. Aynısını hala yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz. Çocuk o kadar yetenekli ki genç insan. O kadar yetenekli ki. Gerçekten başarılı olacağına inanıyorum. Ama aile izin vermiyor. Hemşire olabiliyor, doktor olabiliyor. O avukat daha, olabiliyor. Yani birçok meslek sayıyor. Ama tasarımcılık mesleği diye meslek kabul etmiyor aile. Biz nasıl inandırabiliriz? Neden? Yani, neden kabul etmiyor efendim? Daha fazla çalışmak, onun için diyorum bilgi birikimi gerekiyor. Daha fazla anlatmak gerekiyor. Aileyi ikna etmek değil konu. Tasarımın da ne kadar önemli olduğunu, o çocuğun başarısının engellenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani firmada, tekstil firmasında veya X bir firmada, evet, önemli değil firmalarda, firmalarda... Yani, tasarım bölümü olan yerlerde tasarımın neden de düzeyde de değerli olduğunu iyi analiz etmek lazım o zaman. Tabii ki analiz etmek gerekir ama oradaki çalışan kişi gerçekten tasarım yapıyorsa o zaman onu analiz edebilecek. Mesleği başka. Mesleği kimya mühendisi. Ya da atıyorum işte başka bir mühendislik ya da mimar. Fakat kişi tasarımcı olabiliyor. Yani olmamak için sebep yok istiyorsanız.
Öyle değil mi? Seviyorsanız bu mesleği, başka bir alanda kendinizi geliştirip bu alanda çalışma yapan insanlar var. İlla yani o okuldan mezun olup da çalışan da ben çok görmüyorum. Ha, güzel sanatlar mezunu birçok arkadaşımız var. Onlar da çalışmaya gayret gösteriyor. Okuldan mezun olduktan sonra üzerine çok şey katması gerekiyor. Atölye ortamını görmesi gerekiyor. Çalışma hayatını öğrenmesi gerekiyor. Bu önemli bizim açımızdan. Hepimizin açısından, hepimiz için. Yalnızca derneğin kuruluş amacı zaten bunu anlatabilmek. Yani bugün defile yapacak kişiyi yetiştirmek istiyoruz. Temelden, temel teknik bilgiyle. Yani ben işte öğrendim, 6 ay içinde hiç kimse defile yapamaz. 6 ay içinde öğrenilecek bir şey değildir bu konu. İster bilgisayarda yapın, ister elde yapın. Ya da ev tekstilinde 6 ayda mümkün değil. Hani firmalarımızı yetiştiriyor çok şükür, o var. Firmalarımız çalışmayı öğrensin diyor, ne güzel. Arkadaşından öğreniyor. Arkadaşı öğretmek istemiyorsa sorun ne olur? Sorun olur. Ne olur? İş gücü azalır. Problem çıkar. Bana birisi, oradaki insan yanındaki, sen diyor ben ayrılacağım izine ya da firmadan ayrılacağım. Öğretiyorsun. Sistem böyle. Öğretiyorsun, o da ona öğretiyor. Öğretmek istemeyen kişi ise o kişi nasıl öğrenecek? Yani kalkıp da firma sahibi mi öğretecek? Böyle bir mantıksızlık yok. Onu bir şekilde gelin, öğrenin. Öyle değil mi? Yani daha yararlı olun. Firmaya daha yararlı olun. Çünkü Denizli'de çalışma alanında nerede çalışıyor? %75'i, %80'i tekstil. Yani bugün yanlış şeyler de yapıldı. Tasarım gayet güzel, ülkemiz tasarıma önem verdiğini açıkladı. Ama tasarım yanlış alanlarda kullanıldı. Yani tekstil alanında yanlış kullanıldı. Nasıl yanlış kullanıldı efendim? Yanlış kullanıldı dediğim, yeterli gelen kaynağı yerinde kullanamadık. Kaynağı yerinde kullanamadık. Şu anda tasarımcı var mı? Var. Ne yapıyor? Hani ne kadar yararlı oluyor? Hangi nereye odaklı çalışıyorsunuz? Ona yakın mı? Ya da yaptığı çalışmalar sizi tatmin ediyor mu? Gerçekten o yapılan çalışmalarla şey yaptınız mı? Biraz ivme kazandınız mı? Öyle değil mi? Nasıl olsa ben bir konuşmamda dedim ki trendleri takip etmek gerçekten çok önemli. Ha, trendleri takip etsek ne olur? Trendleri takip etmek dünyayı anlamak zaten. Yani dünyayı anlayaraktan çalışmak. Geleceği görmek, ne olacağını görmek. İşte bakın, pandeminin geleceğini biz biliyorduk. Artık şöyle biliyorduk. Yani bütün dünyada bu tür sağlık problemlerinin olacağını biliyorduk. Çünkü giyimden anlıyoruz. Bu geliyor bize. 2015 yılından beri geliyor. Sayfamda da paylaştım. Bunları o zaman ne yapmamız gerekiyor? Ona göre üretim yapmamız gerekiyor. Öyle değil giyimde mi? Giyimde nasıl anladınız efendim? Giyimde anladığım, ben yurt dışındaki defileleri izliyorum sürekli. Araştırıyorum. Araştırdığım için anlıyorum. Ha. Ama ne olduğunu tam olarak, yani bir rahatsızlık olduğunu biliyorum. Pandemi diyorum da, bir rahatsızlık var. Giyimi yansıyor mu? Tabii. Şeyi, oradaki yapılan defilenin amacı zaten bunları anlatmak. Defileye giyim olarak bakmıyorsunuz yalnızca. Düşünce olarak bakıyorsunuz. İlerideki düşünceyi görüyoruz. Orada defileyi izlemek, ne renk olduğunu görmenin dışında bir de bu konular var. 2022'de başka konularımız var. Mesela? 2022'de insana nasıl diyeyim, nasıl anlatsam, yani Türkçesinde zorlanabilirim. Daha çok insana, insan yalnız özellik ve geri dönüşüm. Geri dönüşüm daha da artış olacak. Geri dönüşüm, hiçbir şey atmayacağız artık. Hani diyoruz, hiçbir şeyi atmayacağız dünyada. Atılmayacak yani. O geri dönüşüm. Geri dönüşüm değerlendireceğiz. Geri dönüşümdeki şu andaki olan ürünlerden daha fazla ürün çıkacak karşımıza. Bunları anlıyoruz. Renkler belirlendi. Aşağı yukarı renkler belirli.
pembe tonları. İnsanların biraz daha canlandırmak pandemiden sonra. Biraz daha onları rahatlatmak amaçlı çalışmalar var. Giysi olsun, yaşam tarzı olsun. Renk pembe mi ama? Sırf pembe değil, birkaç renkler var. Onları biz dernekte açıklıyoruz. Buradan açıklamıyoruz. Dernekte, derneğe gelen arkadaşlarımıza açıklıyoruz nerede neyi kullanacağını. Harmanlama var. Yine parlak renkler hakim. Her alanda kullanılan renkler de değişebiliyor. Özellikle yeşil var. Yeşilin tonları. Tonları var. Bir sürü renkler var sonuçta. Yani ben pembe dedim ama pembe hangi pembe? Mor diyorsan mor yani hangi mor? Ağızda dille söylediğiniz zaman tasarımcı çok basit söyleniyor. Ama tasarımcı yani, demek ki içerisinde öyle tasarımcılık araştırmak lazım. Sizin söylediğiniz gibi defileleri takip etmek lazım. Hayatın akışını takip etmek lazım. Sadece ben tasarımcı oldum, hadi çizeyim, yapayım değil. Çizdim ben. Hemen bir tane model çizdim. Bitti. Yok öyle bir şey. Yani kalıbını çıkarmayı biliyor musun? Kalıbını çıkarmayı bilirsen o modeli ona göre düşünüyorsun. Kumaş bilgin var mı? Kumaş bilgisine göre nasıl duracak? Onu öğrendin mi? Bütün olarak o bilgilerden sonra o kağıttaki hemen o gördüğümüz görsel var ya giydirilesiye evet. kadar ölçü, kalıp içinde ne kadar çok bilgi barındırıyor biliyor musunuz? Yani yalnızca bir kağıt haline geliyor o kağıtta da bir görüyorsunuz işte bir çizim var belirgin mi? Oradakini teknik çizime aktarabiliyor musunuz? Gördüğünüzü modelistin daha rahat çalışması için tasarlayabildiniz mi? Oturtabildiniz mi? Bugün bir dernek üyemiz işe başlayacak. Gelinlik tasarımı yapıyordu. Gayet de güzel çalışmaları vardı. Farklı bir çalışma yapılıyor. Onu nasıl oturtacağını bütün akşam düşündük, konuştuk. Hani ne yapabiliriz? Nasıl oturturuz? Çizim gelmiş ama mankene nasıl oturtacak? Ne yapacak? Nasıl yani her modelde bilgi gerekir. Yani basma kalıp yapmak hazır giyim. Onunla da hazır giyim. Hazır giyimde de kalıp çok önemli. Ne yani normal standart moda evlerinde de aynı konu. Yine bilgi. Hazır giyimde özellikle hızlı tasarım gerekli. Hazır giyim sektörü çok büyük bir sektör. Yani bunun için de kaynak gerekiyor, daha çok çalışmak gerekiyor ve bizim kaynağımız yok. Yani bizim çok fazla derneğe yani katkı yok açıkçası. İdare etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla ne yapabilirsek. Yani iki kişi bile yararlansa bence önemlidir uğraşmak. Yani ülkesine katkı sağlamanın neresi kötü değil mi? Ülkesine insan iki bilgi, iki çalışma, iki kişiye ulaşmak dahi önemlidir. Bırakın 100-200 kişiyle şey olmuş. Ama zaten dediğim gibi dernek kurulduğundan beri birçok arkadaşımız yetiştiğini teşekkür eden de var. Tabii sonra beğenmeyen giden de var. İnsanoğlu. Hani kimseyi memnun etmek düşüncesinde de değiliz açıkçası. Bilinçli olarak yani yaklaşan kişilerle daha çok değer veriyoruz. Derneğin amacı özüne inildiğinde evet. iyi bir insan yetiştirmek doğru mudur? Yani tabii ki tasarımcı... temelden böyle hani ben çok iyi biliyorum ama evde oturuyorum geleyim ben biraz bir stilistik öğreneyim. Nasıl olacak? Ama ne olur? O işi yapmasa bile bir sürü kelime öğrenir. Mesleği sevdiği anda ilerletmeye bir yerden başlar. Eğer o istek varsa zaten bizim bir şey dememize gerek yok. Yönlendiriyoruz. Dernekteki çalışmalarınızı biraz daha bahsedelim efendim. Dernek çalışmalarında eğitim dediğimiz gibi. 3 yıldır eğitim üzerinde duruyoruz. Mesleki belge alıyor arkadaşlarımız. Biliyorsunuz 2015 yılında gelen yasa gereği hepimizin yaptığımızın işi belgeleyen bir meslek belgesi olmak zorunda. Ne iş yaparsanız yapın. Bununla ilgili problemleri çözmeye çalışıyoruz.
Seminerler, daha önce trend seminerleri yaptık. Bir projeye katılım sağladık. Proje böyle hani yanında bir az da olsa o projeyle birlikte çalıştık. Yani proje bizim değildi açıkçası. Ben GEKA'ya yaklaşık 3-4 proje sundum. Şahsım adına değil, dernek adına. Olumlu sonuç alamadık açıkçası. Yani, istediğimiz, hayal ettiğimiz hiçbir şey olmadı diyebilirim şu ana kadar. Ama ne yapıyoruz? Yavaş yavaş, anlata anlata, işte öğrete öğrete, hani ne olur? İnsanların biraz önce bahsettiğiniz gibi hani ailesi kabul etmiyor diyoruz ya, çok insan var böyle. Benim ailem de kabul etmemişti. Ondan sonra baktılar gerçekten çok bu konu üzerinde başarılı. Bıraktılar sonra yani hani ne yaparsan yap gibi. Ama benim de yani isteğim gerçekten başka bir meslekte çalışamazdım. Ne mezun olursam olayım bu mesleği yapmak isteğim var. Çünkü onunla ilgili çok kurslara da gittim. Özel eğitimde aldım. Okullar var eğitim için. Hemen Londra'ya gitmeye gerek yok. Türkiye'de de var. Eğitim alabilirsiniz yani. Gerçekten iyi bir tasarımcı, iyi bir modelist olabilirsiniz. Kalıpçı olabilirsiniz. Yani bunlar kolay meslekler değil. O zaman şöyle mi diyoruz? Çalışmalara devam çalışmak ediyoruz. Çalışmak isteyen veya öğrenmek isteyen tüm tasarımı seven. Tabii yani. Tasarım dediğimiz yani sevecek işini. Sevecek. Burada tasarım veya tekstil tasarımcıları derneği çatısı altında Tülay hanımefendiyle birlikte çalışabilirler diyoruz. Birlikte çalışabiliriz. Gelsinler, çalışalım. Ama kendi işine saygı duymuyorsa kişi derneğe nasıl saygı duyacak? Yani derneğe gelip çalışmayı nasıl öğreteceğiz ki? Bir kere bu problem var. Dernekte öğrenebilirim, işte öğretilebilir, bilgi alırım. Bir önce bir yani derneği anlatmak gerekiyor. Hani dernek çatısı nedir? Yani siz bize iş buluyor musunuz diye aranıyoruz. Yani bu üzücü bir durum. Tabii siz iş bulmak zorunda değilsiniz. O görevimiz yok ama kendi aramızda öyle değil mi? Duyarsınız. Sizin yaptığınız mesleği biz bilmiyoruz, tanışmamışız. Telefondan nasıl yardımcı olabiliriz? Yani ilk önce derneğin ne olduğunu gelirsiniz. Çayımızı içersiniz, bakarsınız nasıl bir çalışma yapılıyor, öyle değil mi? Evet. Nedir, bu insanların amacı nedir? Buna bakarsınız, beğenmedim ben, gidersin. Ama bir düşün önce, gel gör, telefon edip de yalnızca iş konusunu konuşulacak kurum değiliz sonuçta. Yani biz değiliz. Ama bakıyoruz çok yetenekli insanlar var. Bazı firmalarımız arıyor. Var mı çalışan, öğrenen kişi diye. O zaman yönlendirebiliyoruz. Hayır biz yönlendirmiyoruz da demiyoruz. Seviniyoruz. Bir kişi daha iş buldu. Bir kişi daha yararlandı. Yani sonuçta dernek üyesi olmasa da yardım ettiğimiz birçok insan var. Dernek üyesi olmaktan korkan insanlar var açıkçası. Tasarımın daha o kısmındayız. Neden? Onu anlamıyoruz. Bilmiyoruz. Yani tasarım kültürünün çok yaygınlaşmamış olması. Normal bir dernek olsaydı, yardımlaşma derneği olsaydı. Böyle bir şey olmazdı zaten. Herkes ben de yardım edeyim, işte şöyle ajitasyon falan. Bunlara gerek yok. Bu mesleki bir dernek. Meslekle ilgili bir dernek. Ve tasarımla ilgili, tekstil tasarımla ilgili. Fakat firmalardan ben göremiyorum bir şey. Yani ben yani gelip derneğe üye olmak istiyorum. Tasarımcı, ben bu firmanın tasarımcısıyım öyle değil mi? Ben üye olmanın ne sakıncası olabilir ki? Sonuçta yani bir derneğe ne olabilir? Ne kadar? O zaman son olarak izleyicilere, bizlere, tasarımcılara neler söylemek istersiniz? Tasarımcı arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Ama dediğim gibi imkanlarımız kısıtlı. Hatta bir bilgisayar dahi almakta zorlanıyoruz. Düşünün yani bilgisayar program öğretiyoruz. Program hızlı tasarım dediğim gibi. Tasarımcıların aldığı maaşı
eksik görüyoruz, yeterli değil. Bu da etken biraz. Yani daha iyi bir hayat sunulduğu zaman tasarım daha artacağına inanıyorum. Daha rahat bir yaşam istiyor insanlar. Daha yüksek maaş isteyen insanlar var, düşünün. Yani ben... O zaman buradan firma sahiplerine sesleniyoruz o zaman. Biraz öyle oluyor, evet. Yani onların da belirli tabii ne kadar verebileceği maaş şeyi onları bilmiyorum. 3500 lira gibi bir rakam bir tasarımcıya verildiği takdirde tasarım olayını unutmak gerekiyor. Tasarım olayı olmaz. O zaman şunu demek yapmaz. İstiyorsunuz. Birbirimize destek olalım. Birbirimize destek olalım. Olalım. Biz size destek olalım diyorsunuz ki güzel tasarımcılar, iyi tasarımcılar firmanıza gönderelim. Kişiyi zorlayamazsınız. Aslında aklında bir sürü şey vardır. Ben bu fiyata yapıyorum diye onu yapmaz. Böyledir tasarımcılar. Birlikte çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Firma sahiplerine de sesleniyorum. Tasarımcılarını derneğe yönlendirmelerini istiyorum. Şu ana kadar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Yine hani bilmediğimiz firmalar vardır. O firmalara fax gönderdik. O inşallah o faxla birlikte geri dönüşüm bekliyoruz. Çünkü 10 gün falan oldu, yeni gönderdik. Yani dediğim gibi zor bir çalışma içindeyiz. İnşallah açıkçası. Hayallerinizi geçiriyorsunuz ama o hayaller de gerçek olur diye düşünüyorum. Olur tabii ki. Neden olmasın? Birlikte beraber inşallah olur diyoruz. Birlikte beraber sabredildiği zaman, iyi çalışma, dürüst çalışma olduğu zaman neden olmasın diye düşünüyorum. Efendim ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim daha çok. Belki her şeyi anlatamadım ama anlatabildiğim kadarıyla. Sorun çok fazla. Çok yorgunum, beynim yorgun. Önemli olan tasarımcının yetişmesi. Tasarımcının yetişmesi. Tasarımcılığın, tasarım kültürünün anlaşılması. Önce tasarım kültürünü anlayalım. Dernek kültürünü anlayalım. Ondan sonra birçok şeyin olabileceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bir başka Çapraz Açı programımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.